Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Şimdi canım takipçilerim, 2024 yılında Başak burçlarını neler bekliyor hep beraber bakacağız. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımın içinde katıl butonumun içinde Jüpiter üyeliğim var. Şu an sadece 350 lira ve İçine girdiğiniz zaman astroloji öğrenebiliyorsunuz, numeroloji öğrenebiliyorsunuz. Aynı zamanda benim 27 yıldır kişisel gelişim ve bütün bu konularla ilgili enerjisel temizlemeler, inanılmaz güzel teknikler, hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz bir sürü teknikler, hepsini paylaştığım seriler var. 200 saatin üstünde video var ve sadece 350 lira. Ama Mart ayı başından itibaren fiyatını arttıracağım, 1300 lira yapacağım mecburen. O yüzden özellikle şimdiden denemek ve üye olmak isterseniz katılın. Zaten bir ay bile olsa inanılmaz şekilde çok şey öğrenebilirsiniz ve faydalanabilirsiniz. Mutlaka üye olmanızı ve faydalanmanızı çok tavsiye ediyorum. Hatta bu konularla ilgili ilgilenen insanlar varsa mutlaka paylaşın. Çünkü böyle bir fiyata, böyle bir eğitim şey yok. İnsanlar orada bir aylık videoyu alıyorlar. 20 video, yani bir aylık alıyorlar mesela 350 lira ödeyip. Bir ay içinde mesela istediği kadar seyredebiliyor ve 20. videoya, 30. videoya geldiği zaman astroloji haritası bakmaya başlıyor. Yani bazı şey kendisine, çevresine bir sürü şey öğrenmeye başlıyor. Numeroloji öğrenmeye başlıyor. Yani insanlar benim orada verdiğim bilgilerin %1'ini insanlar binlerce liraya veriyor. O yüzden mutlaka alın, faydalanın ve lütfen çevrenizde ilgilenen, bu tarz konularla ilgili olan insanlara da paylaşın ki faydalansınlar, alsınlar. Çünkü bir sürü insanın maddi imkanları yok ya da bir sürü insanlar çok kötü hayatlarını, durumlar ve şeyler yaşıyorlar. O yüzden alıp faydalanmaları için lütfen paylaşın. Bu videomu ve videolarımda Jüpiter üyeliği maksimum sayıda insanı çok pozitif ve olumlu yönde etkiliyor zaten. Daha da fazla etkileyeceğine inanıyorum. Şimdi Başak Burcu için ilk önce bir geçmişten gireceğim, geleceğe gideceğim ve 2024 yılını anlatacağım. Başak Burcu'nu neler bekliyor, nasıl bir sürecin içinden geçti ve gelecekte nasıl bir süreç olacak ve bu yılı nasıl geçecek diye. Şimdi canım Başak Burçlarım, şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Başak Burçları 2007'den itibaren 2009'a kadar olan süreçte çok zor bir sürecin içinden geçmişler. Fiziksel olarak zorlandıkları, genel olarak ilişki hayatları ya da genel hayatlarıyla ilgili zorlandıkları ve bunaldıkları bir sürecin içinden geçmişler. Arkasından çok daha ağır ve böyle yavaş, onları zorlayan bir süreçmiş. Sanki bir şeyler, her şey çok daha ağır ve yavaşmış. Arkasından 2009'un tabii 2004 ile 2007 dedim. Sonra 2009'la 2011-2012 arasında parasal konular, kasadaki para, cinsel konular, vücuttaki delikler, erken çocukluk dönemi, aynı zamanda para konusuyla ilgili kesinlikle zorlayıcı ve sıkıntılı bir süreçmiş. 2012'de bitmiş. Ama tabii bitmemiş de olabilir. Yani devam etmiş, herkesin astroloji açısından farklı süreçlerden geçmiş olabilirler. Ama orada özellikle parayla ilgili sıkıntılı bir süreç. 2012, 2013, 2014 yılları da aile konuları, kendinden küçük kardeşler, evrak kağıt işlemleri, teknolojik konular, aynı zamanda seyahatler, eğitim, seminer, üniversite ya da sınavlar vesaire, bunlarla ilgili zorlayıcı bir süreçmiş. Sonra arkasında 2014 Kasım'la 2017 Ekim arasında ev, toprak, araba, anne ve ev konularıyla ilgili kesinlikle çok zorlayıcı, çok sıkıntılı bir süreçmiş. Mutsuz oldukları, kendini iyi hissetmedikleri, sıkıntılar ve problemler yaşadıkları bir süreçmiş. Finansal konulara da birazcık böyle zorlayıcı bir etkisi var. Sonra arkasından 2017 Ekim'den başlayarak 2019 Mart sonrası artarak 2020 Şubat'a kadar olan süreçte çocukları, kendi ürettikleri, yarattıkları şeyler, aynı zamanda her türlü romantik ilişkide olduğu ya da kendine yakın olan insanlarla ilgili kesinlikle zorlayıcı bir süreçmiş. Çok zor ve çok zorlayıcı bir süreçmiş. 2020'nin ocağından sonra sağlık konuları ve aynı zamanda beraber çalıştığı insanlar, iş hayatı, yatırımların elde edeceği kazançlar, başarı konusu, hizmet aldığı insanlar, aynı zamanda annesinin ailesi, teyze, dayı ve genel sağlığı ve evcil hayvanlarla ilgili çok zorlayıcı, çok sıkıntılı ve problematik bir süreçmiş bu süreç. Zor bir süreçmiş, yani çok zorlayıcı bir dönemmiş ve bitmiş. Sonra gerçekten de öyleydi. Benim de yükselenim Başak, Vedik astrolojiye göre. Benim için de düşündüğüm zaman şöyle söyleyebilirim. Evet, 2007 ile 2009 arasında evet zordu. 2009 ile 2011 arası evet para konularıyla ilgili, yani geldi para ama bir taraftan sıkıntılıydı. 2012'den sonra daha açıldı aslında. 2012 ile 14 arası evet ablamın da vefat ettiği dönem ya da kendinden küçük kardeş daha çok gösteriyor ama aile konularıyla ilgili sıkıntılı bir süreç. Sonra 2014 Kasım 2017 Ekim arasında evet evde yaşadığın yerde daha zor bir süreç, zorlandığım bir süreçte ev konusu vesaire bazı konular. 2017'den sonra 2020 Ocak'a kadar kendi ürettiğin mesela 5. ev bir taraftan takipçilerin, tabii kitaplar yazdım, kitaplarımla ilgili üzüldüğüm şeyler oldu vesaire, zorlayıcı bir süreç. 2020'nin Ocağı'ndan sonra da sağlık konuları vesaire, beraber çalıştığım konular vesaire, evet zorlayıcı bir süreçti. Kendi açımdan da bir şey yaptım. Evet tutuyor. Sonra 2023'ün Ocağı'ndan sonra ilişki hayatı ve ilişki konularıyla ilgili zorlayıcı bıraktım arkadaşlar, ilişki konusuyla ilgili bıraktım, işime gücüme odaklanıyorum. Şöyle şu an ilişki evinden geçiyor, şöyle ilişki olabilir, ilişki gelebilir kesinlikle, ya da şöyle bir şey olabilir: ilişki hayatınızdaki kişi kendi hayatında bazı zorlukları, sıkıntıları, bazı problemler, bazı şeylerin içinden geçiyor olabilir. Bu dönemde karşınızdaki insanın içinden geçtiği süreçlerle ilgili o kişiye yardım ederken, destek olurken, o kişinin yanında olurken belki daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacaktır ve daha sonrasında daha iyi olacaktır. Tamam mı? Kesinlikle toparlayacaktır yani. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, 2023'ün Ocağı ile 2025'in Mayıs arasında ilişki hayatı ile ilgili ders verdiği, öğreti verdiği, geliştirdiği bir süreç. Özellikle Satürn'ün Başak burçları adına ve şöyle de bir şey olabilir. Eğer ki bu süreçte mesela bir ilişkiniz yoksa, ilişkiyle ilgili bir şey yoksa, hayatınızdaki bütün ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri ve aynı zamanda her türlü bütün ilişkileriniz üstünden de size farkındalık yaratan, sizi geliştiren, size öğreten bir süreç. Ondan sonra onu da bir taraftan söylemek istiyorum. Diğer bir deyişle. Ve 2025'in Mayıs'ından sonra rahatlayacaksınız. Yani bu süreçte 3 şey olabilir. Bir, ilişkiniz varsa ilişki hayatınızdaki kişiyle ilgili 2023 Ocak'la 2025 Mayıs arasında, yani 2024 yılında tamamen kapsar bir şekilde ilişki hayatınızda birisi varsa onunla ilgili öğretiler veriyor, dersler veriyor. Karşınızdaki insan zor bir sürecin içinden geçiyor olabilir. Ona yardımcı olduğunuz, destek olduğunuz vesaire bir süreç olabilir. 2. Karşınızda birisi olmayabilir. İlişki hayatınızla ilgili ilişkiniz olsun istiyorsunuzdur ya da ilişki hayatınızla ilgili üzülüyorsunuzdur. İlişki hayatıyla ilgili sizi bir farkındalıktan, bir şeyden geçirmeye çalışıyordur. Hayatınıza gelen ilişkilerdeki insanlar sizin geçmişte başkalarına yaptıklarınızın karmik bedelidir. Size ilişki hayatınızın karmik bedellerini ödettiği bir dönem 2023 Ocak'la 2025 Mayıs arasında. Yani burada ne yaptıysanız onun bedelini ödetiyorsunuz. Çatır çatır. Bana valla 2023 Ocağı'ndan beri çok pis ödetti. Geçmişte yaptıklarım başkalarına çok pis ödetti. Çok çatır çatır. Ondan sonra yani ben bir şey yapmadım falan, hiç ağlanmayın. Mutlaka bir şey yapmışsınızdır ki problem yaşıyorsunuzdur. Ne varsa orada karmik bedelini ödetiyor size. Tamam mı? Yükseleniniz, ay burcunuz veya güneş burcunuz Başak'sa. Ya da size aynı zamanda yaşı daha büyük, olgun, güçlü birisini de ilişki hayatınıza getirebilir. Bu dönemde ilişki hayatınıza birisi gelebilir ve hayatınız boyunca da kalabilir. O da ayrı tam bir şey. Ya da bu dönemde böyle bir öğreti sınavından geçersiniz, sonra zaten rahatlayacaksınız ilişki hayatınızla ilgili. Ama bu süreçte de çok güzel şeyler olabilir. Satürn 7. evdeyken bir taraftan hayat boyu kalacak ilişkiler de gelebilir derler. Şimdi göreceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Başak burçları için bir kere 2024'ün Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında devlet, mahkemeler, davalar, üniversiteler, akademik konular, babanın ailesi, bütün bunların hepsiyle ilgili son derece şifalandırıcı, son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyen bir açı var. Çok pozitif yönde etkiliyor. Kesinlikle geliştiriyor, büyütüyor, yükseltiyor. Tamam mı? Çok olumlu yönde etkiliyor. Bir kere onu söyleyeyim. Burada şanslı daha yüksek ilahi kaynakla bağlantı, ilahi şifa hayatınıza akar ve siz son derece çok daha pozitif ve olumlu yönde etkiler. Arkasından 2024'ün Mayıs'ından itibaren 2025'in Mayıs'ına kadar olan süreçte iş hayatı, kariyer konularıyla ilgili çok pozitif, çok güzel, çok olumlu, iş hayatında çok mutlu olacağınız bir dönem. Görelim bakalım. Beni de iş hayatında mutlu etmek gerçekten challenge, yani çok böyle büyük bir durum. Hani beni böyle tatmin etmek, iş hayatıyla ilgili mutlu etmek. Ondan sonra o yüzden ilahi aleme buradan gerçekten görelim bakalım beni ne kadar tatmin beni ne kadar tatmin ve mutlu edebilirsin iş hayatımla ilgili, sana bırakıyorum yani, hani göster gücünü diye. Aman yanlış anlama, çok özür dilerim. Sonsuz bilinç, en kadim, en sonsuz bilinç, özür dilerim, saygıyla önünde eğiliyorum. Şaka yaptım yani, narsistik, sen de şakacısın, narsistik şakalar yapıyorsun, sana şaka yaptım diye düşün. Neyse ama benim birazcık öyle bir şeyim var, iş hayatıyla ilgili biraz şeyim öyle. Ondan sonra neyse bıraktım zaten, onu da bıraktım. Kendimi bıraktım, artık şey yapmıyorum. Normal ama çalışmama devam ediyorum. Çalışıyorum ama bıraktım. Mesela ben ne kadar çalışsam çalışayım bana sanki hiç çalışmıyorum gibi geliyor. Hani öyle bir durumum da var. Hele Türkiye'de çok acayip bir şey oluyor. Neyse bıraktım. Neyse devam edelim. Kariyer hayatıyla ilgili çok rahat edecek. Çok müthiş bir rahatlık. Müthiş bir şey. Böyle çok pozitif yönde etkileyecek ve parayı arttıracak ve parayla ilgili çok pozitif, çok olumluya çevirecek. Sonra 2025'in Mayıs'ına, 2026'nın Mayıs'ına kadar olan süreçte inanılmaz kazançlar elde edecek. Başak burçları inanılmaz kazançlar, çok iş hayatından kazançlar artacak, dünya nimetleri artacak. Ondan sonra ve aynı zamanda arkadaş ilişkileri mutlu olacak, kendinden büyük kardeşiyle ilgili de mutlu olacak. Orada da son derece pozitif, son derece olumlu yönde etkiler olacak. 2026 Mayıs ile 2027 Haziran arasında çok seyahat edecek. Ondan sonra çok seyahat edecek, hiç yani gözümde yok. Ama yani tamam ya, kitabıma, işime, gücüme faydası olacaksa okey, açayım. Ondan sonra ya da başka işte kendime faydası olacaksa. Çok seyahat edecek, spiritüel, ruhsal konularla ilgili çok güzel, hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili çok güzel korunur. Aynı zamanda son derece güzel. 2027'nin Haziran'dan 2028'in ortasına kadar olan dönemde özellikle kendisini müthiş şifalandığı, müthiş kendini rahat ettiği, tamamen çok pozitif, çok olumlu yönde etkilendiği bir dönem. Son derece şifalandıran, geliştiren, büyüten. Sonra 2028'in sonu, 2029'un başı parayla ilgili muhteşem. 2029 teknoloji konuları, iletişimsel konularla ilgili, aile, ilişkilerle ilgili pozitif açıları var. 2030 ev, toprak, araba muhteşem. 2031 kesinlikle kendi yarattığı, ürettiği şeylerle de ilgili muhteşem bir dönem. 2032 sağlık konularıyla ilgili çok muhteşem bir konu, çok başarıyı elde edeceği bir süreç. 2033 ve 34 ilişki hayatı, finansal konular, hepsiyle ilgili muhteşem bir dönem ve çok şifalandıran, çok olumlu yönde etkileyen bir dönem. Onu da söyleyeyim. Çok çok güzel. 2024'ün ne dedik? Özellikle ocağından zaten şeye kadar, Mayıs'a kadar söyledim. Mayıs'tan sonuna kadar olan 2025 Mayıs'a kadar olan sürecini de söyledim. Bu süreçlerde bir taraftan artı şunu eklemek istiyorum. Dikkat edin, kendi geliştirdiği, öğreti aldığı süreç, ilişki hayatı, kendinden büyük kardeşleri ya da bazı iş hayatından kazançlarla ilgili bazı konuları var. Kendisi fiziksel olarak kendisi daha iyi bir noktaya götürmesi lazım. Aile, teknolojik konular, ondan sonra evrak, kağıt işlemleri vesaire, bunlar. Evet, 7, 9 tamam. Ondan sonra bunlarla ilgili. Onun haricinde yani daha kendi geliştiri burası süreçler yaşadığı konular bunlar. Onun haricinde zaten devlet direkt kendisi ve aynı zamanda evrak, kağıt işlemleri, teknoloji konularla ilgili pozitif etkisi var Mayıs'a kadar. Ve aynı zamanda ürettiği, yarattığı şeylerle de ilgili bir pozitif etki var. Sonra Mayıs'la 2025 Mayıs arasında, yani 2024'ün sonuna kadar olan süreç ve sonrası iş hayatıyla ilgili çok pozitif açı var. Parayla ilgili çok pozitif açı var. Ev, toprak, araba konularıyla ilgili çok pozitif bir açı var ve iş hayatından başarı ve sağlıkla ilgili de ürettiği, yarattığı şeylerden elde edeceği kazançlarla ilgili de çok olumlu, çok pozitif bir açığı var. Muhteşem. Bundan da aynası olur. Bütün güzel arkadaşlarla beraber olsun. Lütfen YouTube kanalımdaki katıl butonun içindeki Jüpiter üyeliğime mutlaka bakın. İçine astroloji, numeroloji ve kişisel gelişim, enerjisel konular, meditasyon, bilinçaltı, Feng Shui, aklın sayeniz alabilecek ve almayacak sayısız eğitim 200 saatin üstünde var. Her hafta yeni videolar çekiyorum, canlı yayınlar yapıyorum. Aynı zamanda astrolojik haritalarına bakıyorum Jüpiter üyelerimin ve bunun yanında pek çok şey var. Ya bayılacaksınız ve sadece 350 lira şu an bir aylık ücreti. Evet, ama Mart'ın başında artacak. O yüzden şimdiden alın ve çevrenizdeki insanlara da paylaşın. Yani çevrenizdeki insanların da alması için yönlendirin. Maksimum sayıda kişi fayda elde etsin ve lütfen yorum yapın, beğenin, emoji bırakın, paylaşın, abone olun, bir şeyler yapın. Sizi seven bir can. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar, bye bye.